Gören de sanar Nihal Olçok dün eleştirmeye başladı AKP'yi. Nihal Olçok uzun zamandır AKP'yi eleştiriyor, yol göstermeye çalışıyor. Ama eleştirileri AKP'de karşılık bulmuyor. Bugün geldiğimiz noktada eleştirirseniz, sorgularsanız AKP'de kendinize yer bulamazsınız. Ne yapacaksınız o zaman? Gerçekleri tepeye iletmeyeceksiniz. Her şeye hay hay diyeceksiniz, evet efendim diyeceksiniz, tamam efendim diyeceksiniz. O zaman el üstünde tutulursunuz. Ama bu bir partiye zarar verir. Partiye katkı sağlamaz ki. Bir şirkette de aynısı olur. Gerçekleri, problemleri, müşterilerin eleştirilerini patrona iletmezseniz ne olur? O işletme batar gider. 23 Haziran seçimleri büyük bir dersti. 31 Mart yerel seçimleri zaten dersti. 31 Mart yerel seçimlerindeki mesaj bir dersti. O mesaj ders olarak alınamadı, algılanamadı. Yeniden seçime gitmek istediler. YSK'li ile seçimi iptal ettirdiler. 800 bin fark yediler. Şimdi mesaj hala alınamamış. Eleştiriler hala var. Bu eleştirileri dikkate alıp çeki düzen vermeleri gerekirken kendilerine eleştirenleri, sorgulayanları istifaya veya ayrılığa zorluyorlar. Veya görevden alıyorlar. Mustafa Yeneroğlu, İstanbul Milletvekili, en fazla eleştiren isimlerden birisiydi. Bugün çıkıp biz 100 milletvekilinin adını sayamayız. Ama Mustafa Yeneroğlu'nun adını herkes biliyor. Çünkü niye? AKP içerisinde en fazla sesi çıkan isimlerden birisiydi. Ne oldu? Dedi ki sen istifa edeceksin. Ve adam istifa etti. AKP'den ayrıldı. Şimdi de Nihal Olçok. Dün yere göğe sığdıramadıkları insanlara bugün eleştirdiği zaman, sorguladığı zaman en ağır hakaretleri yağdırıyorlar. En ağır iftiraları yapıyorlar. Akif Bekir de bu konuya değinmiş ve Nihal Hanım'a hakaret edenlere, terbiyesizlik yapanlara en ağır sözlerle yanıt vermiş. Yazısı şu şekilde, ilgili bölümü. Yeni Şah gazetesi de bunu haberleştirmiş. Diyor ki, kendisi için neyin doğru olduğuna Nihal Hanım karar verir. Riskini başa aşabileceği işleri o göze aldıktan sonra bana saygıyla karşılamak düşer diyen Beki, fakat güya şehit Erol Olçok'un hatırasına saygı, emanetine sahiplenme adına ona hayat arkadaşlığı yapmış, 3 evladının annesinden bu kadar saygıyı esirgeyenler terör estiriyor. Ağza alınmayacak galiz küfür ve hakaretlerle saldırıyorlar. Rahmetlinin de mi hiç hatırı yok? Şehit oğlu Abdullah Tayyip'in de mi? Hayatta olsalar izin verirler miydi iffetine bile dil uzatmanıza? Göz yumarlar mıydı şerefine leke sürmenize? Adını ayaklar altına almanıza? Bu şekilde tepki göstermiş. Biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu'nun partisinde kurucular kurulu üyesi olarak görev alacak Nihal Olçok. Bu şekilde kendisine tepki göstermeye başladılar. Hedef almaya başladılar. Dediğim gibi, dün kendilerinin yanındayken överler, kendilerinin yanından ayrılınca bugün de hakaretler yağdırırlar, eleştirirler. Ama demezler ki, ya biz bu insanları niye kaybediyoruz? Bu insanlar niye bizden kopuyor? Bu insanlar niye umut olmak için bizi artık görmüyor, umut olarak bizi artık niçin görmüyor diye sormazlar. 2002'den 2019'a kadar geldiğimiz süreçte AKP'nin iktidar olmasının en büyük nedeni vizyonsuz muhalefetti. Karşılarında adam gibi bir alternatif yoktu. Sorgulayan bir muhalefet yoktu. Kaşıkçı kavgası yapan bir muhalefet vardı. 31 Mart yerel seçimlerinde işte bu muhalefet aklını başına alsın diye Millet İttifakı da kurulmuştu zaten. Millet bunların umut olabileceğini gösterebilmek adına büyük şehirleri verdi. Aklı başında yönetirse, muhalefet bir olmayı başarırsa, alternatif olabileceğini kanıtlarsa AKP bir daha seçim kazanamaz. Çünkü yıllar yılı muhalefet kötü olduğu için AKP seçimleri kazanıyordu. Ama geldiğimiz noktada bakıyoruz, merkez sağda Ali Babacan gibi, Ahmet Davutoğlu gibi, İYİ Parti Meral Akşener gibi yeni alternatifler doğmaya başladı. Geçmişte Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi birleşmeyi başarıp Demokrat Parti çatısı altında Erkan Mumcu ve Mehmet Ağar yol kazasına kurban gitmeden siyasette bir araya verip ittifaklarını doğru düzgün bir şekilde yapsalardı AKP seçimi o yıllarda kazanamayacaktı. Bir alternatif olarak karşımıza çıkmışlardı. Ellerinde patlamıştı.
Daha önce, şimdi Genç Parti vakası biliyorsunuz, 2002 yılında kurulduğu zaman Ana Vatan Partisi'ni, Doğru Yol Partisi'ni, Milliyetçi Hareket Partisi'ni baraj altında bıraktı. Merkez sağ seçmeninin neredeyse büyük bir bölümü temsil edilemedi mecliste. Hal böyle olunca merkez sağın kaymağını yıllar yılı AKP yedi. Şimdi bakıyorlar ki o kaymak gidiyor. Tabii ki eleştirecekler. Tabii ki sorgulayacaklar. Tabii ki hakaret edecekler. Ama akılları olsa ya bunlar bizi niye eleştiriyor? Düzeltmemiz gereken konular neler diye düşünür taşınırlar. Ama yok, onlar ancak eleştirene böyle hakaret etsinler.